Onca şarkı beste vardır ve her günde bir yenisi eklenir. Ama kaçı yıllar geçse de dillerde ve yüreklerde kalıcı etkiler bırakır. Ve kaç besteci vardır unutulmaz melodilere imza atmış. Belki 3, belki 5. İşte o da ülkemizin sayılı usta bestecilerinden. Türkiye'nin müzik zenginliğini keşfedip farklı ritim ve vuruşları cesaretle kullanmış, his dünyasının gizemini müzikle açığa çıkarmış, doğunun derinliğini, büyüsünü, batının hızı ve dinamizmiyle sentezlemeyi başarmış. Kim bilir kaç şarkısı vardır onun ezbere bilip mırıldandığımız. Kim bilir kaç şarkıcı onun besteleriyle ölümsüzlüğe yakalamıştır. Ve kim bilir kaçımız onun notalarının armonisiyle hüzünlenip mutluluğu yakalamışızdır kendi dünyalarımızda. Evet, bugünkü konuğum usta bestecilerimizden sevgili Melih Kibar. Hoş geldiniz Melih Bey. Çok etkilendim. Siz devam edebilirsiniz. Ben bunun üzerine bir beste yapabilirsiniz. Yaparım kesin. Evet, kesin. Şimdi Melih Bey, eminim birçok izleyicimiz duyunca şaşıracak. Sizin kökünüze baktığımız zaman geçmişinize müzikle pek ilginiz yok. Siz kimya mühendisi olarak mezun oldunuz. Ve ondan sonra da müzik. Yani kimya mühendisiyle müzik arasında nasıl bir paralellik, nasıl bir benzerlik var? Muazzam bir benzerlik var. Çünkü ben bir kere bu konuda çok şanslı bir insanım. Türkiye'de insanlar, gençler istedikleri şeyi okuyamazlar. Ben ilkokulu bitirdim, ortaokulu Alman Lisesi'ne başladım. Lise 1'de ilk defa kimya ile tanıştığım zaman ben kimya mühendisi olmaya karar verdim ve nerede okuyacağıma karar verdim. Bu kadar emindiniz. Evet, o zamanlar Robert Kolej'di, sonra Boğaziçi Üniversitesi oldu ve ben Alman Lisesi'ni bitirdiğim sene Boğaziçi Üniversitesi oldu ve ben orada kimya mühendisliğini severek, bayılarak okudum. Hatta İngiltere'ye gittim, bir de master yaptım. Rahmetli Çiğdem Tolu bana şey derdi hatta, işte Melih'ciğim herkes kimya mühendisi olur ama herkes besteci olamaz. Ben zinhar derdim, mutlaka ben artık kimya mühendisi olarak kalacağım. Fakat sonra bir ilaç fabrikasında çalıştım, o günden beri ilaç kullanmıyorum, tek faydası bu oldu. Kimya ile müzik arasında müthiş bir benzerlik var, ikisi de sentez. Yani ben deminki sohbetimizde de hani program öncesi yaptığım sohbette de belirttiğim gibi şeyi seviyorum, matematiği seviyorum. Müziğin matematiği var. Belki kalıcı olmak bana açılış konuşmanızda belirttiğiniz gibi kalıcı olmak bana nasip olduysa bu işin matematik kökü de olduğu için zannedersem. Yani siz matematik formülleriyle müziğin notaları arasında tabii, paralellik kuruyorsunuz. Tabii hemen bir örnek vereyim mi bu kimya ile müzik arasında? Mesela Eurovision için hazırladığım bir parça vardı, Halley vardı. Hep Türkiye'de kamuoyu şöyle bir şey işte, Türkiye'den bizim ezgilerimizi taşıyan bir şey gitsin. Şimdi esasında Türklük unsurunu uluslararası platformda tutabilecek bir sound üzerine bir lezzet olarak serperseniz, o karşınızdakine lezzet olarak gelebilir. Mesela karabiber diyelim buna. Fakat karabiberi kaşık kaşık verirseniz ağızları yanar ve üflemek zorunda kalırlar. İşte bunları düşünebilmek için kimya mühendisi olmak gerekiyor. Şimdi televizyondan söz açılmışken onunla devam edelim. Televizyon sizin hayatınızda çok önemli bir yere sahip. Birçok beste verdiniz birçok kere. Hatta giriş jenerik jingle'ı da televizyonun size ait. Çoban Yıldızı benim hayatımda. Çoban Yıldızı, evet. Çok ben hala beğenerek dinlediğimiz bir beste o. Eurovision'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü özellikle ilk senelerde Eurovision bizim için adeta bir milli sınavdı. Onun sonucunu böyle hep beklerdik ve genelde de hep böyle hüsranla sonuçlanırdı Eurovision yarışması. Şimdi pek öyle değil ama gene de Türk müziğinde önemli bir yeri var Eurovision'un. Mutlaka. Şimdi öncelikle Eurovision'u şöyle değerlendirmek lazım. Tabii Eurovision benim için hayatımı değiştiren bir olay. Eğer o Çoban Yıldızı denen sinyal müziği olmasaydı ben şimdi paşa paşa kimya mühendisliği yapıyor olacaktım esasında. Eurovision bir pazar. Yani bütün batıda, işte Avrupa'daki Avrupa Yayın Birliği'nin çatısı altında birleşen yayın kuruluşları tarafından o ülkelerin mallarını sergiledikleri bir pazar. Kimisi domates getiriyor, kimisi biber getiriyor, işte kimisi lahana getiriyor ve benim buyum var, benim suyum var deniyor. Eğer tutarsa tutuyor. İşte tutanlar arasında başta ABBA saymak lazım. Selin Dion'u saymak lazım. Yani bu pazar işlevini yerine getiren bir pazar. Biz de burada bunu yerine getirmek için kendimizi hırpaladık.
Şöyle hırpaladık, biz hep bu Eurovision, sizin dediğiniz gibi milli dava olarak baktık. Allah 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 diye gittik. Sonra dönerken de Allah Allah, Allah Allah diye döndük. Yani böyle bir olay vardı. Ve bunun neden böyle olduğunu ben ilk defa Türkiye'de Eurovision'a kendi irademle katıldığım zaman halledildi. 1986'dır. Gerçi ondan önce Çiğdem Talebi'yle katıldığımız, ben burada yokken, İngiltere Talebi'yken Çiğdem'in gönderdiği bir parçamızla finale kalmıştık. Ama yurt dışına ilk defa 86'da gittik. Ve halledildi bu ve Türkiye'nin aldığı en iyi sonucu getirdi geçen sene, geçtiğimiz yıla kadar. Ben Allah'a şükür olsun, belki de kimya mühendisi olduğum için hemen burada hemen belirteyim. O başarı olarak adlandırılmıştı. Evet. O başarıyı taşıyabilme şansına sahip oldum ama herkes Eurovision'da kazandığı başarıları taşıyamadığı kanısındayım. Bunu üzülerek söylemek zorundayım. Geçen seneki Eurovision ekibinin dağılmış olması da bunun bir göstergesi. Yani bir başarıyı, Türkiye'nin aldığı en iyi sonucu getirdiler. Evet, çılgınlar gibi sevindiğim bir olayın arkasından o grubun dağılıp herkesin birbirine düşmesi, iyi ki daha önce Eurovision'ları kazanmamışız gibi bir temenniyi de beraberinde getirdi. Evet, bir de Eurovision'da zannedersem Avrupalı ülkeler yeni isimleri gönderiyorlar bu yarışmaya. Ama bizde daha çok tanınmış isimler, zaten bilinen isimler gidiyordu ama son zamanlarda bu yavaş yavaş değişti. Bu konuda bir şeyim var. Bunun adına tırnak için ukalalık diyeyim. Ben genellikle tevazuyu seviyorum ama bu konuda devrimi yapan benim. Yani ben ilk defa Eurovision 86'da gençlerle katıldığım zaman Klips ve onlar, TRT yetkilileri bile bana dediler ki, ya Melih dediler, kim bunlar? Çünkü rakipleri Seyyar Taner, Nil Burak, şarkıcı İbo ve Nilüfer'di. Bunların karşısında bu gençler çıktı ve kazandılar ve Türkiye'nin aldığı en iyi sonucu. Ondan önceki senelerde Ajda Pekkan'dan, Necosun'dan, evet Ayşegül Aldıncı'na varıncaya kadar herkes katılmıştı. Evet. Fakat dediğim gibi milli davalar, ilk defa gençlerle katıldım. Ha, demek gençlerle katılıyor denildi. Fakat bu şöyle bir dezavantaj getirdi. Basınımız Ajda Pekkan veya Nükhet Turu katıldığı zaman gösterdiği ilgiyi, gençler, tanımamış isimler katıldığı zaman pek sansasyonel bir yönleri olamayacağı için Eurovision'a olan ilgilerini kaybettiler. Hemen Eurovision'la ilgili bir şey eklemek istiyorum. Eurovision hala Avrupa'da aynı işlevini sürdürüyor ve önemli bir pazar yeri orası. Yani benim çocukluğumda Beşiktaş'ta cumartesi pazarı vardı. Hala o cumartesi pazarı var ve hala önemli bir pazar. Eurovision da öyle. Fakat Türkiye'de Eurovision'un basınımızın ilgi göstermemesi nedeniyle ve dediğim gibi popüler işlerin yerine gerçekten genç yeteneklerin katılmaya çalıştığı bir yarışmaya dönüşmesinden sonra... Ki güzelliği burada değil mi? Güzelliği burada. Esasında omuz vermeleri gerekirken basınımız bu konuda hafif bir eleştiriye tabi tutuyorum zannedersem. Buradan bir sistem geldi. Evet, sistem evet. Ve Eurovision dışarıda hala önemli. Bir pazardır, uluslararası platformda da kendimizi test edebilmemiz için tabii ki bundan sonraki yıllarda başarıyı hazmedebilen gruplarla gidilmesi koşuluyla. Bu da bir sistemdir. Evet. Şimdi Melih Bey, siz böyle matematikle beste yapmak arasında hemen bir paralellik kurdunuz ama herhalde o kadar kolay değil bir mühendislik eğitimi aldıktan sonra beste yapmak. Örneğin Timur Selçuk sizin için demiş ki, o Tanrı'nın konservatuarından mezundur. Evet, doğru. Ha, şimdi bu çok doğru. Nasıl bir insana sevmek, hatta öpmek öğretilemesi. Beste yapmak için işte konservatuarlarımızda kompozisyon bölümleri var. Yani matematiği. Şimdi siz bu programı sunarken size her programın nasıl sunulacağını tek tek öğretebilecek bir güç var mıdır eğer sizde bu yetenek olmasaydı? Bu o güzel açış konuşmasından sonra bir iltifat olarak kabul etmeyin sakın. Şimdi aynı şekilde Tanrı'nın konservatuarından mezun olmadıktan sonra gidip bir takım konservatuarların kompozisyon bölümünde doğudan sonra mi basılır, fa basılmaz denen kuralları öğrenip de demek doğudan sonra mi basmalıyım diyerek duygularını formüle ettiğini sadece sanmak olabilir. Yani kompozisyon, evet matematiği doğru bir kompozisyondur fakat duygusu eksiktir onun da. Tanrı'nın konservatuvardan mezun olduğun zaman orada bir ders daha var, duygu adında. O derste alınca zannedersem ortaya sağlıklı bir şey çıkıyor. Bu konuda çok şanslıyım. Evet, Timur benim hocamdı ve her zaman iftihar ettiğim bir hocamdı. Onun talebesi olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Ben hiçbir zaman besteci olmak niyetinde değildim. Evde piyanomla konuşurken piyanoma anlattığım sevinçlerim,
hüzünlerim, heyecanlarım, şaşkınlıklarım. Öğleden sonra ben ve piyanom vardı evde, babam gelinceye kadar. Evde kimse yoktu çünkü annemi küçük yaşta kaybettiğim için. Ve bunları unutmayan bir hafızam olduğu için kendi kendime onları çalarken gene Timur keşfetmiştir. Nedir bu ya dediği zaman, eyvah fırça yiyeceğim dediğim parçayı ertesi gün yapacağımız bir plakta, hayır o zaman senin bu besteni kullan dediği gün, beste dediği acaba nedir diye suratına hayretle baktığım bir kişidir Timur ve işte ama kaderimi günlere getirdi. Peki nelerden ilham alıyorsunuz? Her şeyden. Ama ben bir kurama katılmıyorum. Şöyle sanatçı sürünmelidir derler. Hayır. Sevgilim beni terk etmemeli. Yani eğer teşbihde hata olmaz. Siz benim sevgilimseniz bana acı çektirmemelisiniz. Benim saçımı diyeceğim ama saçım yok. O zaman başımı okşamanızda yarar var. Rahatım olmalı. Maddi sorunum olmamalı çünkü dünyada telif hakları sistemi bunun için var ama Türkiye'de telif hakları sistemi yok. Yaşta ilerleyip insanlar çoluk çocuğa karıştıkları zaman ona da geleceğiz. Okul taksitini ödemek durumunda kaldığı zaman demek bu reklam yüzünde yapıp oradan da işte bilmem neyi öderim diye yaşamak tabii ki çok yorucu ve yıpratıcı ama nelerden etkilenirsiniz sorusunun cevabı her şeyden etkilenirim yeter ki kafamın içinde. Her şeyden etkilenen bir adam kötü şeylerden de etkilendiği zaman yaratması gereken iyi şeylerin iyi şeylere ayıracağı beyin hücrelerinin sayısındaki azalmaya karşıyım ben. Bir de sizin değişik bir yönünüz var çünkü siz demişsiniz ki ben hüzünlüyken çok neşeli, neşeli olduğum zaman da çok duygulu parçalar yapıyorum. Doğru. Yani o herhalde bir kompensasyon, o bir terazi. Burcum değil ama terazi öyle bir dengeyi sağlıyor zannedersem. Müthiş hüzünlü olduğum zaman korkunç neşeli şarkılar yaparım. Ve tamamen tersi. Neşeli olduğum zaman da herkes gözyaşları içinde vah vah adamcağız kim neler çekiyor. Halbuki hiç ilgisi yok. O sırada ben acayip mutluyumdur. Herhalde bir kompensasyon dedi bu olsa gerek. Bir şekilde telafi. Şimdi telif haklarından konuşalım. Hep konuşuluyor. Senelerdir hep bununla ilgili şikayetler var. Son durum ne bu konuyla ilgili? Şimdi çok basit. Bu konuda kamuoyu oluşmamasının da etkisi var. Ben bunu bir büyük bir sakınca olarak görüyorum. Tıpkı Türkiye'de işte trafik kurallarında herkesin başına bir polis dikmek nasıl mümkün değilse, telif haklarında da aynı şey geçerli. Telif hakkı ticari amaçlarla kullanıldığı zaman nasıl bir radyo yayınında, bir televizyon yayınında kullanılan müzikler eğer o yayın kuruluşu tarafından bir ticari gelir temin ediliyorsa ki bunun için reklamlar alınıyor, işte insanların maaşları ödeniyor. Demek ki bir fikir kullanılıyor orada, birinin yarattığı fikir kullanılıyor. Şarkı sözü olsun, beste olsun, hatta mekanik haklar konusunda insanın sesi olsun, hatta orkestrasyonu yapan arkadaşlar, aranjörün hakkı da olsun. Bunlar için dünyada, her ülkede, müzikte kalkınmış ülkelerde bir kuruş belki veya bir fenik belki bir para talk ediyor. Ki bu rakamlar çok yüksek rakamlar esasında. Onu yaratan insan hiçbir şekilde bunun farkında olmadan ertesi sabah bankaya uğradığında bir para buluyor. Para kaygısı olmadan yaşıyor. Yani bir kere telif hakkının Türkiye'de zaten yani telif hakkı diye bir kavram biliniyor ama telif hakkı ne olduğu pek bilinmiyor. Yani işte açılımı nedir bilinmiyor. Bunu basite indirgemeye çalışarak anlatmak istedim. Türkiye'de şu andaki durumda ben Popsav yönetim kurulundayken bizim de girişimimizde Sayın Osman Yağmur Devlet'in başkanlığında bir şeydi bu, yönetim kuruluydu. Bir telif hakları kanunu çıktı. Evet. Ama kanunun çıkması hiçbir şeyi çözmüyor. Çünkü sürüyle radyo ve sırf radyo değil, sırf televizyon değil. Büyük otellerin dahili müzik yayınları, süpermarketlerin dahili müzik yayınları. Kim bunları takip edecek ve kimse takip edecek? Yani kişinin, abi şimdi ben niye oradan para vereyim diyor. Halbuki tam tersi bir örnek vereyim. Ne kadar acıklı bir durum olduğunu söyleyeyim size. Almanya eşliğinde bir konser vermeye gittiğimizde çalacağımız otel salonunda prova yaparken otelin müdürü geldi. Bir form uzattı. Herki Bey dedi, efendim dedim, doldurur musunuz dedi. Nedir bu dedim. Gemanın formu. Ondan telif hakkı kuruluşu. Hangi parçada çalacağınızı yazar mısınız? Ne olacak bu dedim.
Dedik ki Yema'ya bildireceğim çünkü ben oraya para ödeyeceğim dedi. Yok dedim, ben sadece kendi parçamı çalacağım. İsterseniz başkasının, isterseniz kendi parçanızı çalın dedi. Ben bu salonu bir para karşılığında insanlara kiralıyorum. Burayı kiralayan kuruluşta bir takım çıkarlar beklentisi, çıkar beklentileri içinde burayı kiralıyor. Burada da kullanılacak eğlence malzemesi olarak nasıl benim ordövr tabağımdaki salam sosis kullanılıyorsa aynı şekilde burada bir fikir olarak buradaki eğlenceyi sağlayan kişinin çalacağı parçaların sahipleri de bundan nasiplerini almalılar. Ben bu parayı zaten yatacağım ama nereye göre puantajı gitsin diye ağzım açık kalmış ve çok üzücü bir şey tabii. Bu Türkiye'deki müziğin gerçek anlamda oturmamasının müthiş bir sebebi. Bir de insanlarda şey yok herhalde, bir fikir, bir duygu ürünü olan müzik, bu kitap da olabilir, bir alıntı da olabilir gazeteden ama başkasına ait bir yazının alınıp kullanılması ya da o müziğin alınıp çalınması tam anlamıyla bir hırsızlık. Bu bilinç yok henüz herhalde. Yani ben sizin dükkanınızı kiraladığım zaman size bir kira ödemek zorundaysam, aynı şekilde benim Ahmet'in, Hasan'ın, Ayşe'nin, Fatma'nın fikri karşılığında sağlanan girdilerden de muazzam bir para verilmesi lazım. Şöyle bir örnek, nedir bu örnek? Mesela Çoban Yıldızı TRT tarafından yıllarca TRT İnt tarafından sinyal müziği olarak kullanıldı. Evet. Eğer ben bunu ZDF, yani Alman kanallarına ZDF ve ARD'ye yapmış olsaydım, sabah açılışta 4 dakika çalındı, akşam açılışta 4 dakika çalınırdı, kapanışta çalınırdı. 280 mark, Alman markı, sabah 280 markı akşam, 4 sene boyunca sürdü bu. Yani her gün sadece bir parçamdan ben parayı alacaktım. Veya Hababam sınıfı, bütün kanallarda bile gösterebilir, çeşitli versiyonları var. Onlardan telif hakkı işleyecek olsaydı, ben çok rahat edecektim. Şu anda ilk defa gerçek anlamda telif hakkını şehir tiyatrolarında sergilenmekte olan bir müzikalim var, Kuyruklu Yıldız Altında diye. Mayıs ayında bana bir para verdiler, dehşet içinde kaldım, durup dururken, evet, ve şimdi tekrar başladı, tekrar o para, yani ama dünyadaki sistem bu, yani biz Amerika, Amerika oradaymış diye seviniyoruz, halbuki Amerika orada var zaten, ama biz de bak, keşfettik Amerika'yı tekrar diye seviniyoruz, böyle bir şey var. Şimdi Melih Bey, siz bestelerinizde Doğu'nun ve Batı'nın özelliklerini kullanmakla da ünlüsünüz. Şimdi ön araştırmamda bakıyorum, demişsiniz ki bir yerde, piyanoda mesela 12 nota var. Bu notaları biz kullanarak Türklerin bazı müziklerini yapamayız, besteleyemeyiz ya da kullanamayız. Çok güzelsiniz çalışmışsınız. Evet. Evet. Şimdi belli başlı nasıl farklılıklar var ve bu farklılıkları ortaya çıkarıp nelere göre sentezliyorsunuz? Şimdi yani herhalde bir müzik türü, yani Doğu'nun müziği Batı'dan daha zayıf ya da tam tersi değil bu. Değil de formülasyonları farklı. Batı her şeyi matematik olarak şöyle indirgemiş. İki sesin arasını ikiye bölmüş. Tam ortaya bir tane ses koymuş. İşte piyanoya baktığımız zaman beyaz ve siyah tuşlar görmemiz sebebi. Do ile re arasında tam ortasına bir nota koymuş. Yani diyelim ki 1 metre ise ikisinin arası 50 santime bir tane nota koymuş. Oraya do diyez veya da re bemol demiş. Do'ya göre adlandırırken veya re'ye göre adlandırırken. Do'yu ne yapmış? Do ile re arasında 9 ses koymuş. Şimdi bir şeyi ona bölmek kolay. Tıpkı İngilizlerin para birimini değiştirirken, metrik sisteme geçerken zorlanmaları gibi, aradaki farkı hala benimseyememeleri gibi, hatta bunu Amerika'ya sirayet etmiş olması gibi de. Ağırlıkları da farklıdır, para birimleri farklıdır. Aynı şey bizim Doğu'ya özgü müzikte de Doğu'yla arasında 9 tane sesi koymuş. Şimdi bir kere tam ortası yok. Yani o 1 metreyi 9'a bölmüş, 50 santimde bir şey yok tabi. Ya 47 santimde bir şey var, bir de 54 santimde bir şey var diyelim. Şimdi tam hesaplamadan söylüyorum. Bunları da kendi terminolojisiyle ve bunların kendi içindeki armonileri incelenmemiş. Batılılar bütün armoni sistemini bu 12 ton sistemine göre yapmışlar. Doğudan doğuya kadar olan mesafede 12 tane nota, 12 tane ses var. Bunlara göre yapmışlar. Ve araştırmalar yapılmış. Hangi ses hangisiyle basıldığı zaman armoni içinde, uyum içindedir diye. Bundan dolayı da armoni kavramı doğmuş. Şimdi bizim kendi müziğimize baktığımız zaman ise 1956 yılında Rus fizik akustikçilerin yaptıkları araştırmalara kadar, ki o da teorik bazda kalmış sadece,
İşte o 9 sesten hangisiydi öteki, iki ses arasındaki 9 sesle hangisini birbiriyle basınca fizik akustik olarak doğru sesler çıkabilir gibi bir takım araştırmalar maalesef hayata geçememiş. Kullandığımız enstrümanlar batı ürünü olduğu için ama kendi enstrümanlarımızda renk olarak üzerine dediğim gibi karabiber hafif sermek adına kullandığımız, lezzet versin diye kullandığımız için o armonik yapı içinde, batı armonileri içinde kendi sazlarımızın özellikle renklerini, sonra da bir takım fizik akustik kurallarını kullanıyoruz ama maalesef, maalesef değil, dünya için geçerli olan kural bu. Biz batı normlarının, batının armonik yapısına göre polifonize edebiliyoruz her şeyi ve biz bizim müziğimizde uymayanları da indirgiyoruz. Yani çok eğer 4.5 ise 5 yapıyoruz, 4.4 ise 4 yapıyoruz. Oralara getiriyoruz ve o sisteme göre bunu çözüyoruz. Gene çok matematik bu. Yok, şimdi Melih Bey, bu çok güzel, bu bilgileri duyduk, dinledik ve öğrendik birçoğumuz, ben de dahil. Şimdi bu kadar bilgili, bu kadar tecrübeli, kendi dalında, beste konusunda, müzik konusunda usta bir isim olarak bugünkü bestecileri, popçuları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye'de pop müzik patlaması var. Ben daha önce de bu formülasyonumu, bu söyleyeceğimi kullandım ilk defa. Bu programda kullanmıyorum çünkü bir değişik bir formülasyon bulamayacağım için. Türkiye'de pop müzik patlaması yok. Türkiye'de pop müzik çatlaması var. Türkiye'de arabesk müzik maske takıp karşımıza çıktı. Yani bu da doğal bir evrimleşme. Çünkü eğer pop müzik kentlerin türküsüyse, kentlerde oluşan bir türküyse, ekonomik nedenlerden dolayı kırsal kesimden kente olan göçler doğrultusunda insanların kendi kültürlerini beraberinde getirmeleri ve kent potasına olan yabancılıkları nedeniyle bir müzik türü oluştu. Arabesk, yani o günlük yaşamlarındaki sıkıntılarını, problemlerini dile getirip ve kültürlerine daha yakın bir müzik türü olarak böyle bir şey. Hem de TRT'nin bütün desteğini çek, hiçbir desteği olmamasına rağmen, kösteğine rağmen oluşabildi. Zaman geçti. Günümüzde o süreç içinde bu tür müziğin sahipleri kent potasında daha bir kentlileştiler diyelim. Daha bir forme olundu. Ve çağdaş müziğin renklerini birazcık alındığı zaman bu pop müzik. Hayır, bu pop müzik değil. Türkiye'de şu anda pop müziğin birkaç örneği dışında, ki bunların başında ben Şebnem Ferah'ın son çalışmasını, evet, sayıyorum. Çok güzel, çok, çok sağlıklı bir sentez. Çok sağlıklı bir sentez. Eğer Şebnem Ferah müziği ve örnekleri çoğalıp da topluma mal olmaya başladığı zaman, o zaman Türkiye'de pop müzik patlamasından bahsedilebilir. Ama öteki tarafta bir takım genç arkadaşların pop müzikte çıkıp sonra da tavizler vermesi, bunun en güzel örneklerinden bir tanesi pop müzik başlığı altında çıkan, isim vermekte de bir iş görmüyorum, Levent Yüksel'in seslendirdiği Bir Daha, Tövbe zannedersem şarkının esas adı. Bence Türkiye'deki pop müziğe yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri de o pop müzik değil çünkü. Yani bir kadına ne kadar erkek diyebilirsiniz, o şarkıya da o kadar pop müzik diyebilirsiniz. Fakat bunu pop müzik adına Türkiye'deki platforma enjekte edenlere yazıklar olsun diyorum sizin aracılığınızla. Peki Melih Bey, sizin bundan sonraki projeleriniz içinde pop müzik var mı, yoksa başka projelerde mi var? Şimdi başka projelerde var tabii. Benim hayatta en çok yapmak istediğim bir Türk pop operası. Bunun çalışmalarını da yıllardan beri sürdürüyorum ama tekrar gündeme geldi. Çünkü ekmek parası kaygısıyla başka işler yapmak zorunda oldum. Allah'tan onlar da müzik iş olmazsa, ki reklam müziği ağırlıklı. Reklam müziğinde para olduğu için reklam müziği piyasamıza baktığınız zaman daha doğru şartla üretiliyor. Gerçek anlamda pop müzik kesin. Çünkü finans kaynakları var. Öte tarafta işte dediğimiz gibi telif hakları eksikliğinden. Ben şimdi Adnan Menderes'i konu alan sevgili Neziha Aras'ın konusunu oluşturduğu ve çeşitli söz yazarlarıyla çalışıp bir kısmını tamamladığım
sırf müzik olan, yani bir Jesus Christ Superstar veya bir Evita gibi veya bir Phantom of the Opera gibi bir Türk müzikali oluşturma. Çok güzel. Şimdi Hisseli Harikalar Kun Fanyatı'nın müziklerini de siz yapmıştınız. Evet, evet. Ve hala onu hatırlıyoruz büyük bir beğeniyle, ama onun devamı gelmedi sonra. Gelemezdi. Çünkü o bir adamdı. Yani rahmetli Egemen Bostancı öldü. O bir salondu. Şan tiyatrosu. O da yandı. Çok acıklı bir şey belki bunu söylemek ama kara mizah gider belki. 65 milyonluk bir ülkede bir adam öldü ve bir salon yandı ve müzikaller bitti. Evita'yı alıp yapmaya çalıştık. İşte bir takım girişimler. Fakat altyapısı artık teknik altyapı olmadan müzikalleri sergilemek tamamen namümkün, imkansız bir şey. Şu anda bir pop müzik olmasına gayret ettim ama içinde pop müzik midir değil midir tartışmasına da yol açabilecek bir takım ögeler taşıyan bir çalışma yaptım. Çünkü yapamıyor dediler. Hadi yapmadım ama yapabildiğimi göstermek adına bunu itiraf ediyorum. İlk defa bir yerde söylüyorum bunu. Yapabilmek adına bu çalışmayı yaptım. İçinde başka, bence pop müzik olan, başka çalışmalarda olan bir çalışma bu. Okan Akdeniz diye bir arkadaş tarafından yakında duyacaksınız inşallah. Ondan sonra kendi CD'mi yap, kendi albümümü yapmak istiyorum. Bu Çoban Yıldızı olsun, Havaman Sınıfı olsun, eskilerden ve bir takım yeni çalışmalar var, onları içeren. Böyle bir enstrümantal çalışmadan sonra kendimi sadece tiyatro müziğine ve reklam müziğine vermek istiyorum. Ne kadar güzel. Biz de dört gözle hem bu müzikalleri hem de CD'yi bekliyoruz. İnşallah her şey değişir ve pop müzik kuralları daha çabuk gelişirse, o zaman neden pop müzik yapmak adına tekrar doğru olduktan sonra neden olmaz? Evet. Ama talep önemli. Doğru, talep doğruyu ve güzeli talep edenler önemli değil mi? Peki, çok teşekkür ediyorum Melih Bey programa katıldığınız için.